İnek geldi, köpek geldi. Kayıtta mıyız? Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Marjinal Kampçılar kanalından Emre. Herkes ayında. Bugün sizlere Marjinal Kampçılar olarak Nurgaz'ın mikro ılgaz ocağını tanıtacağım. Yanında neyimiz var? 450 gramlık bir kartuşumuz var. Onun yanında 80 gramlık şöyle küçük mü küçük bir kartuşumuz var. İsterseniz şimdi ürünleri kutusundan çıkaralım ve ürünü incelemeye başlayalım. Evet arkadaşlar, öncelikle Nurgaz mikro ılgaz ocağımızı kutusundan çıkaralım. Şöyle küçücük bir kutuda geliyor. Çıkardık. İçinden bir kutu daha çıkıyor. Matruşka mısın acaba? Yine her zaman gibi Nurgaz abimiz markasını yazmış buraya. Bunu sökeriz. Biz buraya Marjinal Kampçılar etiketi yaparız. Şöyle güzel güzel plastik bir kutusu var. Kutuyu çıkardık. Bu arada ürün özelliklerini söyleyeyim ben size. 120 gram ağırlığında. 3 dakikada pişirme, su kaynatma garantisi veriyor. Isı verimi ise 3000 watt olarak diyor. Kendinden çakmaklı güzel bir kamp ocağı diyebilirsin. Jetbox'a kafa tutar mı? Jetbox'a kafa tutar mı? Bence tutmaz. Jetbox ayrı bir dünya kardeşim. 350 lira. Bu işte 130 lira. Tam iki katı fiyat var. Saçımı düzeltelim mi? Şöyle yakışıklı çıkalım kanalda. Arkadaşlar ürünümüz bu. Gel mıstık. Gel göster. Şurada gaz ayarımız. Altta yine güvenli bir şekilde siboplarımız. Giriş vidamız. Burada bir contamız. Burada gaz ayarımız. Fıs fıslı. Şurada çakmağımız. Güzel bir şekilde. Şurada ocağımızın ağızları açtım. Açamıyorum. Açtım herhalde. Evet şu an açtım. Burayı da açalım. Arkadaşlar ocağımız açılınca şu hale geliyor. Üzerinde arkadaşlar bakın. Şurada gördüğünüz teller gazın daha verimli bir şekilde çıkışını sağlıyor. Ve üzerine koyduğunuz tencere, tava, çaydanlığın fazla bir şekilde ıslanmasını gerektiriyor. Şurada gördüğünüz gibi çakmağımız var. Yine Nurgaz abimiz her yere Nurgaz yazmış. Ne yapacağız bu işi bilmiyorum. Şimdi montajına geçelim. İstersen şöyle 450 gramlık kartuşumuza takayım ki daha sağlam olsun. Vidalı kartuşumuzdur. Yine Nurgaz'dan aldık. Vidalı yerine oturtuyoruz. Hızlı bir şekilde. Gaz kaçırmamak için. Hop. Bu kadar. Ocağımız hazır. Nurgaz'ımızın ocağımız şu an hazır. Arkadaşlar bu kartuşlar üzerinde doldurulamaz yazıyor. Ama şöyle bir şey var. 450 gramlık kartuşla yaklaşık Mustafa bir 10 kere çay demleyebilir miyiz? Fazla. Fazla. Demleyebiliriz. Yani 3 kamp götürür müyüz? Fazlasıyla götürür. Yani 3 hadi ona 4 kamp diyelim. 4 kamp sonra bunu mu atacağız? Atmayalım. 450 gramlık çakmak gazıyla dolabiliyor ama güvenli mi? Değil. Hiçbir şekilde güvenli değil. Geçen piknik tüpüyle dolduruyordun Emre. Oğlum videoda söylemeyecektik ya. Oğlum kes burayı kes. Tamam. Onu videoda söylemeyeceğiz. Bunları doldurmak güvenli değil. Ama maddi açıdan tabii ki şöyle daha sağlıklı. Bu bir süre sonra kampta çürümeye başlıyor, paslanmaya başlıyor. Bunu sıfırını alırsanız 35-40 lira. Sıfırını alırsanız daha güvenli bir şekilde kampınızı yapmış olursunuz diye düşünüyorum ben. Aynı fikirde olanlar yorumlara belirsin. Şöyle isterseniz çakmağımızla birlikte gazımızı açalım. Açıyorum. Yakalım burayı. Sesi duyalım. Anında yandı. Şu an ateş görünmüyor sanırım. Ama ateşin şeyi görünür. Verdiği hiddet ve şiddet. Daha da açabiliyorum bunu. Ama şu an beni fazlasıyla ısıttı. Bir solo Türk edası var seste. Var. Evet şu an bakın. 19 Mayıs kutlamaları. Jetler üstümüzden geçiyor. Az oğlum çok pahalı. Gazı boşa harcıyoruz ha. Oğlum gaz boşa harcanır mı? Para para. Şimdi arkadaşlar ürünümüz bu. Ben buna daha önce deneme yaptım. Tam 3,5-4 dakikada 1 litre su kaynatıyor. Soğuk su döktüm. Soğuk suyu denedim. 1,5 1 litreydi ya. 1,5'te 1 litre suyu yaklaşık 3,5-4 dakikada kaynatma noktasına getiriyor. Ocağın şu anki fiyatı 130 lira Nurgaz Shop'ta. İkinci el bulabilir misiniz? Bulsanız da ne kadar güvenilir olur? Acaba gaz kaçırır mı? Çürüme var mı? Su yedi mi? Diye düşünebilirsiniz. Ama gerçekten ürün bizlerin işini fazlasıyla görüyor. Tek sıkıntı buradan. Sıkıntı demeyeyim mi? Kartuş zaten kampta en gerekli şey. Koca piknik tüpü taşımaktansa şöyle 80 gramlık var. 450 gramlık var. 230'luk var değil mi Mustafa? 230'luk var. Pürümüz kartuşları var. Bunlar bizim işimizi daha da fazlasıyla görecektir. Ama tavsiyem az önce söylediğim gibi kartuşları doldurmayalım. Mümkünse sıfırını alalım. 35 yani arada bir 5-10 lira fark oluyor doldurmayla sıfırını almakta. Yani şöyle söyleyeyim.
Bunu şu 450 gramlı doldurana kadar Mustafa kaç tane çakmak gazı gider? 5 tane gider mi bunu doldurmaya? 200'lük bir çakmak gazı 2 tane gider. Ya yani 2 havada kaçtım başlarken bir 2,5 tane gidiyor. 8 lira 10 lira olsa şu an 20 lira. Aynen. Yani 20 lira şunu dolduruyorsunuz. 15 lira 10 lira fazla veriyorsunuz. Bunun sıfırını alıyorsunuz ve güvenli. Yani en azından propan değeri daha yüksek oluyor bunların. Piknik tüpünün yanma süresi daha az. Verimliliği daha az. İşte propan eksikliğinden. Aynen. Yani bu şöyle söyleyeyim. Arabalarda kullanılan Opet'in arabalara verdiği LPG gibi düşünün. Propan fazla. İşte yanma süresi daha hızlı. Etkileşim bizim işimize yarıyor bu süreçte. Şöyle ufacık at çantanı. Evet bu belki büyük olabilir. Aracınız varsa bunu alabilirsiniz. Şundan 2-3 tane yanınıza alsanız 5-10 günlük kampta işimize yarar değil mi bunlar? Çok fazla. Bir yani, tanesi bile görüyorum. Yemek yaparsa ufacık bir şey bakın cebe sığıyor. Attım. Cebimde durdu. Ama şöyle bakalım. Bu cebe yani şöyle büyükleri araç için arabanıza koyun bagajınıza. Bundan 2-3 tane. Bir ay kamp yaparsınız bundan. Zaten ateş de yakacağız. Sürekli bunu kullanacak diye bir şey değiliz. Bu hızlı bir şekilde su kaynatmak için. Arkadaşlar ürünümüz buydu. Nurgaz'a buradan seslenmek istiyorum. Her yere marka vurmayın lütfen. Tamam. Evet vuracaksınız sizin markanız ama 50-60 lira vurmaya da gerek yok. Şunu da kapatayım. Arkadaşlar ocağımızı kapattık. Attık. Kapağımızı da kapattık. İster kutusuyla taşıyın. İster neyle taşırsınız taşıyın. Size kalmış bir şey. Benden şimdi bu kadar. Yepyeni ürünlerle. Yepyeni. He bu arada şunu söyleyeceğim. Herkes şeyi soruyor. Niye kamp videosu atmıyorsunuz? Arkadaşlar bildiğiniz üzere Covid-19 sebebiyle şu an çoğu yerde kısıtlama var. Sizler gibi bizler de evdeyiz. Sizler için kimsenin olmadığı yerlere, kuytu köşe ormanlara gelmeye çalışıyoruz ki video için içerik çıkaralım, sizi bilgilendirelim diye. Ama ve lakin bu şartlarda biraz zor oluyor bu durum. Sizlerden isteğimiz evinizde kalın ve lütfen zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmayın. Evet şu an biraz daha gevşetildi tedbirler. Ama bu demek değildir ki virüs bitti, virüs geçti. Covid-19 süreci bitti diye bir şey yok. Sağlık Bakanlığı'nın dediği gibi biz tedbirlerimizi sıkı sıkı gerçekleştirmeye devam edelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Evinizde kalın. Biz sizler için üretmeye devam edeceğiz. Lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar.